A küçüktür, 0 küçüktür, B küçüktür, C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir? Bakın arkadaşlar büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa her zaman pozitiftir. Dolayısıyla E şıkkında C A'dan büyük olduğu için cevabımız bu şekilde pozitif olmak zorunda. C eksi A yani E. A, A ve, ve B, B sayma sayıları da küçüktür. Sayma sayıları birden başlıyor. Hangisi daha iyi? A artı 2 çarpı B artı 2 çarpı 1 sayıdan küçük sayı tam sayı olduğuna çıkarsa her zaman pozitiflerden hangisi tek sayıda E şıkkında C A'dan büyük olduğu için tek ise kesinlikle de, bu A artı 2'de tek olacaktır. C eksi A yani E. B artı de tek olacaktır. Dolayısıyla burada şimdi ne söyleyeceğiz? A artı 2'nin tek olması için 2 çiftse A kesinlikle nedir? Tek. Aynı şekilde arkadaşlar. 3 tek olduğu için B'nin ne olması lazım? Çift. Yazalım böyle unutmamak için. A tek geldi. B de arkadaşlar çift geldi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Şimdi arkadaşlar B üzeri A. B bakın çift sayı. Çiftin pozitif bütün kuvvetleri çifttir. Bunu eleriz. Çiftle tekin çarpımı çifttir gider. A tek olduğu için tekle tekin toplamı çifttir gider. B arkadaşlar çiftti. A da tekti. Çift artı çift'ten yine çift gelecektir. A tek sayı olduğu için tekin tabii ki karesi yine arkadaşlar tek çarpı tekten tek olur. E şıkkı olur cevabımız. A tek ve B çift sayıdır. Buna göre x y z sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir negatif sayının arkadaşlar tek kuvvetinde işaret değişmez. Bu yüzden x negatif olur. Bir negatif sayının çift kuvveti alınırsa çift kuvvet negatifi de pozitif yapacağından dolayı y pozitif olur. Yine aynı şekilde a artı b birisi tek birisi çift olduğu için tekle çiftin toplamı arkadaşlar tektir. Böylece eksi 11'in tek kuvveti de mecburen negatif olacaktır. Eksi artı eksi yani c şıkkı cevap. Yan yana asılı duran 5 balon ile oluşturulmuş bir tek çift sayı oyununda balonlar üzerinde birer tam sayı yazılmaktadır. Bu oyunda herhangi bir balonun yeri değiştirildiğinde yan yana duran iki balon üzerinde yazılan sayıların toplamı çift sayı ise balon patlıyor. Yan yana duran iki balon üzerinde yazan sayıların toplamı tek sayı ise balonlara dokunulmadan değiştirilmiş haliyle kalıyor. Önce A balonu D'nin hemen sağına, A balonunu alalım o zaman buradan. D'nin yanına koyalım. Şuraya böyle A yazayım. Sonra arkadaşlar D'nin hemen sağına koyuyormuşuz. E balonunu da C'nin hemen soluna yani dibine. Bakın E'yi alacağız artık buradan. E de C'nin hemen solunda buraya gelecek. Şimdi arkadaşlar E neydi? Eksi 1 üzeri 4, 1 bölü 4'ün eksi 1. kuvveti nedir? Ters çevirmek demektir. Eksi 1. kuvvet. Dolayısıyla ters çevirirsek 4 olur. Burası çifttir. 20 faktöriyel zaten arkadaşlar 2'den büyük bütün faktöriyellerde çift olacağı için bu da çift olacaktır. E gördüğümüz, A gördüğümüz yere de çift yazalım. Şimdi D arkadaşlar tek. C çift. B arkadaşlar yine tek. Şimdi dikkat ederseniz biz E'yi C ile B'nin arasına koyduk. Burada B ile buradaki E'yi artık çarpınca tek çarpı çiften ne oldu? Çift. Çift olunca balon patlıyordu. Dolayısıyla bu 1 bölü 4'lü olan E balonu patlatılmış oldu. Sonra yine aynı şekilde e, biz A'nın yanına D'yi koyduğumuz zaman artık burada bunların çarpımı da tek çarpı çiften çift olacak. Demek ki ilk A balonunu da patlatmış olacağız. Böylece toplam 5 balondan geriye 3 balon kalmış oldu. Cevap C şıkkı oldu. A, B, C, D, E sayıları 2, 4, 5, 6, 10 kümesinin birbirinden farklı elemanlarıdır. Buna göre eşitsizliği için E artı D artı C toplamı en fazla kaçtır? Bir eşitsizliğin arkadaşlar büyüktür sıfır olması için nelere ihtiyacımız var şimdi? Burada bakın A, B, C, D, E'yi bilmiyoruz ama en azından şunu biliyoruz. Bir pozitif sayının pozitif tam sayı kuvvetlerinde hep pozitif gelir. Demek ki 3 üzeri B buradan kesinlikle pozitif olmalı. Böylece haliyle geriye kalan çarpımlar da pozitif olmalı. Yani eksi 2 üzeri a, eksi 4 üzeri c, eksi 5 üzeri d ve eksi 7 üzeri e'nin çarpımlarının pozitif olması lazım. Kaç tane sayı arkadaşlar bunlar? 4 tane sayı. 4 tane sayının pozitif olması için ne olabilir? Hepsi pozitif olabilir arkadaşlar. 2 tanesi böyle negatif olabilir. 2 tanesi negatif olabilir. Toplam 4 negatif olabilir. Ya da 2 tanesi negatif olabilir. E, i̇ki tanesi pozitif olabilir. Bu şartları acaba bakalım sağlayabiliyor mu bu? Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz 5 var sadece tek sayı diğerleri hep çift sayı. Bir sayının çift kuvvetleri pozitif olmak zorunda. Demek ki biz bu soruda 5'i kullanmamalıyız. Çünkü 5'i kullanırsak sadece bir tanesi negatif olur. 3 tanesi arkadaşlar pozitif olmak zorunda kalır. Neden? Başka tek sayımız yok haliyle 5'e diyelim gittiniz. Eksi 5'in üstüne koydunuz. Burası negatif olacağı için diğerlerine otomatik olarak 2, 4, 6, 10'dan 3 tanesi kalacak. Onlar da çift sayı olduğundan pozitif gelecek. Eksi çarpı artıdan eksi olacak ki bu istemediğimiz bu durum. Demek ki bu soruda 5'i arkadaşlar nereye vermeliymişiz? B'ye. O yüzden B 5'miş. Sonra A, C, D, E. Bunlardan arkadaşlar 4'ü 2, 4, 6, 10 oldu. Ama hangisi 6, hangisi 4, hangisi 2 bilmiyoruz. EDC'nin en fazla olmasını istiyorsak o zaman bunlara en büyük olan 6, 10 ve 4'ü veririz arkadaşlar. Böylece toplamları da 20 olur. Cevabımız B şıkkı olur. 5 bölmeli kartlar ile oluşturulan elde işleminin olmadığı bir toplama işleminde Kartların bölmelerinde yazan sayma sayıları tek ise T, çift ise C harfiyle gösteriliyor. Toplama işlemlerinde alt alta gelen bölmelerde yazan sayılar tek ise sayılar toplanıyor, çift ise sayılara 3 eklenip çarpılıyor. Hemen şey yapalım, buraya unutmadan not edelim. Bazen böyle arkadaşlar ufak notlar almak lazım. Uzun uzun bir daha soruya dönmemek için. Tek için toplayacağız, toplama diyelim. Çift ise arkadaşlar sayılara 3 ekleyeceğiz. Sonra çarpacağız. Şimdi sayıların biri tek, biri çift ise farkları alınıyor. Tek çift olursa farklarını alacağız. Şimdi buradan yola çıkarak o zaman bakalım. Ee, ne demiş? Çift çift, tek tek, tek tek, çift tek, tek tek. Şimdi ikisi de tek olduğu zaman arkadaşlar ne yapıyorduk? Bunları topluyorduk. O zaman teklerin toplamı ne yapar? Çift. Birisi çift, birisi tekse farklarını alıyorduk. Çiftten teki veya tekten çifti çıkarırsanız tek olur. İkisi de arkadaşlar tek olduğunda yine bunları olduğu gibi topluyorduk. Talimat öyleydi. İkisi tek olduğu zaman yine arkadaşlar çift, çiftler olduğu zaman ikisi birden ne yapıyorduk? Bu sayılara yani çift bir sayıya 3 ekliyoruz. Çift bir sayıya 3 ekliyoruz, öyle çarpıyoruz. Çift bir sayıya tek eklersek tek olur. Çift bir sayıya tek eklersek tek olur tek çarpı tekten de burası gördüğünüz gibi tek gelir. Böylece sonucun bakın kaç tanesi tek oldu? İki tanesi arkadaşlar tek oldu. Cevabımız D şıkkı geldi. A ve B birer tam sayı olmak üzere A artı 3'ün 5. kuvveti ve B artı 5. kuvveti toplamı bir ifadesi tek sayıymış. Şimdi e, hep söylediğimiz gibi arkadaşlar bir pozitif sayının Tek kuvvetlerinde çift kuvvetlerinde fark etmez. Eğer bu pozitif tam sayıysa tekliği çiftliği etkilemez diyoruz. Bir sayı tekse tektir, çiftse çifttir. İsterse üstü bir milyonuncu kuvvet olsun, isterse üçüncü kuvvet olsun. Böylece sıfır hariç her pozitif tam da üstü silebilirsiniz. Haliyle aslında bu soru A artı B artı 8 gibi bir soru. Ve bu tek olduğuna göre A artı B mecburen ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. Bu da ne demek? A tekse B çifttir. B tekse A çift demektir. O yüzden A'yı bilemeyiz. A artı B'nin tek olduğunu biliriz. Garanti doğru. A çarpı B arkadaşlar bir tek bir çift olduğundan bu da kesinlikle yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 olur daima doğru olması için. Vazonun yüksekliği A verilmiş. Kasenin yüksekliği B verilmiş. Kitapların kalınlığı da C verilmiş. O zaman Yerden yükseklikleri daha doğrusu bu masadan itibaren yükseklikleri aynı olduğu için 3C artı A eşit olacak o zaman 5C artı B'ye buradan da A eksi B 2C geldi. C bir tam sayı olduğu için 2C kesinlikle nedir? Çift sayıdır. Çift sayı nasıl elde ederiz? Tekle tekin farkından ya da çiftle çiftin farkından. Bu yüzden arkadaşlar B tek sayıysa A tek sayı olması lazım. Yalnız 2B şıkkı. Bu arkadaşlar böyle göründüğü kadar korkutucu bir soru değil ama sınavda da bazen böyle uzun gösterip biraz böyle karmaşık olup çözümü aslında çok da zor olmayan sorular oluyor. Biraz sabırlı ve dikkatlice okumak gerekiyor. Birinci adımda arkadaşlar işlemleri yapıyoruz A artı B ve B artı C'yi. Sonucu gidiyoruz ikinci adıma artık geçiyoruz. Sonucunda bu işlemin tek sayısı üçüncü adıma atlıyoruz. Eğer çift sayısı dördüncü adıma atlıyoruz. Eğer Dördüncü adımda bittiği zaman da artık ekranda ne görüyorsak onu da yazıyoruz. Yalnız diyor ki burada hiçbir zaman dördüncü adıma geçilememiş. Demek ki 1'den 2'ye geçilmiş. 2'den 3'e sonra üçten tekrardan 1'e gidilmiş. Haliyle burada şunu görmemiz lazım. A artı B çarpı B artı C sonucu arkadaşlar neymiş? Tek sayıymış. Tek sayı olduğu için de biz üçüncü adıma geçmişiz. Üçüncü adımdan sonra zaten dördüncü adıma gitmediğimiz için bir daha başa bire dönüyoruz. Haliyle aslında sorunun kritik noktası işte bunların çarpımlarının tek olduğunu görmek. Dolayısıyla A artı B de tektir. B artı C de tektir. Siz arkadaşlar burada taraf tarafa çıkarırsanız B'lerden kurtulursunuz. A eksi C olur. Tekten de tek çıkartırsanız A eksi C'nin ne olduğunu bilemeyiz ancak çift olduğunu bilebiliriz. İki sayının farkı çiftse bunların ikisi birden tek olabilir, ikisi birden çift olabilir. Sonra yine aynı şekilde A artı B tekse A tekse B çifttir ya da A çiftse B tektir. B artı C'de de yine arkadaşlar birinden biri tek ve diğeri de çift olacaktır. Buna göre A'nın ne olduğunu bilemem. Ama A eksi C çiftse kesinlikle A artı C de çifttir. Ha artı yapmışsınız A eksi yapmışsınız fark etmez. İki sayıyı toplayınca tek ol çift olunca iki sayıyı fark alırsanız tek olmaz. Her zaman çift olur. Eksi de bir nevi çünkü matematikte arkadaşlar toplama işlemi gibidir. Bu yüzden bu evet çift olacaktır. Çünkü a eksi c'yi çift bulmuştuk. Kesinlikle iki doğru. Ne demiştik? A artı B tek olduğu için birisinden biri tek, birisinden biri çift. Dolayısıyla çift tek ya da tek çift olur arkadaşlar. Doğal olarak çarpımları da kesinlikle ne gelecektir? Çift. Böylece bu da doğru. Cevabımız E şıkkı geldi. Aşağıda çemberler ve kutular kullanılarak oluşturulmuş şekilde çemberler içerisinde tam sayılar yerleştiriliyor. Yan yana iki çember içerisinde bulunan sayılar çarpılıyor. Ve çıkan sonuç ok ile gösterilen kutu içerisine yazılıyor. Çemberlerin içerisinde bulunan sayıların toplamı çift sayı olduğuna göre kutular içerisindeki sayıların en çok kaç tanesi tek sayıdır arkadaşlar. Çemberlerin içinde bulunan sayıların toplamının çift olması için aşağıda kaç tane çember var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böylece ne olması lazım arkadaşlar? Bir tanesi çift olsa geri kalanların hepsi tek olsa olur değil mi? Böylece 6 tane tekin toplamı çifttir. Yanına bir çift eklersin cevap çift gelir. Şimdi bundan sonra böylece yukarıda maksimum tek sayıyı elde ederim. Neden? Tekle tekin çarpımı hep tek olacağı için Bakın ne güzel buralar tek olur. En son sadece burası çift olur. Böylece toplam 6 kareden 5 tanesini en fazla biçimde 5 yapmış, e, tek yapmış oluruz. Cevabımız D'ye gelir böylece. Aşağıda verilen 36 birim kareden oluşan şekil 1'de önce D1 doğrusu boyunca belirtilen yönde katlama işlemi yapılıyor. Yani aşağıya doğru bakın. Daha sonra... Burada üst üste gelen sayılar toplanıp görünen kare içerisine yazılıyor. Daha sonra oluşan şekil 2'de D2 doğrusu boyunca belirtilen yönde katlama yapılıyor. Yani sağa doğru katlama yapılıyor arkadaşlar. Yine üst üste gelen sayılar çarpılıp bu sefer kare üzerine yazılıyor. Şekil 2'de tek sayılar T, çift sayılar Ç ile gösteriliyor. Buna göre katlama sonucu oluşan şekil 3'teki sayıların kaç tanesi çift sayılır. Burada tabii ki arkadaşlar e merak etmeyin soru çok hızlı sürmez, çok yavaş sürmez sadece gerçekten üst üste gelenleri toplayın burada bakın. Hangileri üst üste gelecek ona dikkat etmeniz lazım. Bunların ikisi üst üste gelir, bunların ikisi üst üste gelir ve bu iki satırın üst üste geldiğini görürüz. Dolayısıyla en ilk satırla son satırın toplamı olarak düşüneceksiniz. Tekle tekin toplamı artık ne olacak? Çift. Yine tekle tekin toplamı çift. Sonra arkadaşlar burada da bakın böyle çift olur. Tek çift tek olacaktır. Çift tek tek olacaktır. Ve yine tekle tekin toplamı çift olacaktır. Bu şekilde tek tek gideceğiz yani. Diğerlerinde bakın ben böyle tek tek gösterdim. Çift tek çift tek şeklinde. Dediğim gibi bazen arkadaşlar kısa yoldan yapmaya çalışınca soruyu iyice uzun bir yolla doğru gidebilirsiniz vakit kaybından dolayı. Burada sadece tek çifti yazmak biraz vakit kaybı gibi görünse de soruyu bizi hızlı bir şekilde ulaştıracak cevabı. Sonra soldakileri de sağa katlayacağız. Yani burada da artık bu iki sütun ya üst üste gelecek. Bu iki sütun üst üste ve bu iki sütun üst üste gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla hemen ne olacak bakın? İlk sütun çift çift sonra tekle tekin çarpımı tek, yine çiftle tekin çarpımı çift. Zaten şunu söyleyebiliriz. Çiftlerin olduğu yere hiç gözün kapalı hemen çift yapabilirsin. Haliyle çift Çift buraları direkt çift yapıştırabilirim. Sonra e, Geldiğimiz zaman çiftle Tekin çarpımı burada yine çift olacak arkadaşlar. Sonra yine e, Çiftle Tekin çarpımı yine çift olduğu için çift Ve en sonunda da çiftle Tekin çarpımı yine çift olacağı için çift oldu. Dolayısıyla Toplam arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada 9 kareden 8 tanesi Çift sayı olmuş oldu cevabımız D geldi.